Ben ailelere gittiğimizde böyle olacağını düşünmemiştim. Hepsinin durumu çok kötüydü, çok zordu. Ama bizlerden çok daha mutlulardı. Çünkü birliktelerdi, birbirlerine dayanıyorlardı. Aileler halleri nasıl olursa olsun yine de çok mutlulardı. Ve yani en şaşırdığım şey de buydu zaten. Ve çok fazla şükrediyorlardı. Bize olsun, kendi hallerine olsun. Ve evleri çok soğuktu. Yani üşüdük. Ailene gittiğimizde her ailenin farklı farklı hikayeleri vardı. Her aile kendisine göre bir durumu vardı. Ailelerin bu haldeyken hala şükredebilmeleri çok hoşuma gitmişti. Yani biz de onların yerinde olabilirdik. Birçok ailenin sorunu kendileri değil çocuklarıydı. Çocuklarını okutmak için elinden geleni yapıyorlardı. Tabii bu da maddi sıkıntıları içinde oldukça zor oluyordu. Gittiğimiz bir ailede ev sakinlerinin hepsi hastaydı, rahatsızdı ve birçoğunun ameliyat olması gerekiyordu. Bir tane daha aileye gitmiştik. O zaman da adamcağızın bacakları yoktu ve kolları da yoktu. Ama adam her şeyine şükrediyordu. Gerçekten hiçbir olumsuz bir şey söylemedi. Her şey mükemmel diye düşünüyordu. Çok değişikti yani. Hem üzün vericiydi hem de mutlu ediciydi. Çünkü hallerinden mutlu olmaları insanı mutlu ediyor ama o kadar kötü şartlarda yaşamaları da insana üzülüyor. O bizim kötümüz onların mükemmeliydi o zaman. Yani çünkü biz kötü dediğimiz yerler onların muhtaç olduğu yerlerdi. Biz ailelere gittiğimizde bazı insanlar sakat, bazı bebekler hasta, ameliyat alınması gerekiyor, paraları yoktu. Biz onlara yardım etmeye çalıştık ama sakat olanlara yapamadık. Onların yaşadığı yerler çoğu kaçak yerlerdi. Bir sürü gecekonduda yaşıyorlardı. Hepsinin çok farklı hikayeleri vardı. Çok can alıcı hikayeler vardı.